Lider Haber'den herkese iyi akşamlar değerli izleyiciler. 9 Eylül Pazartesi günündeyiz ve saatlerimiz 17.32'yi gösterirken Ekonomide Gündem programıyla bu haftada karşınızdayız haftanın ilk ve iş ve işlem gününde. Bugün de tabii ki önemli konuları değerli konuğumuzla masaya yatıracağız. Baktığımızda kredi kartı düzenlemesiyle alakalı yeni gelişmeler var. Bu gündemimizde olacak. Geçen hafta OVP'yi konuşmuştuk. Bu anlamda OVP'de program yeni OVP olarak güncellendi. Konuğumuza yönelteceğiz sorularımızı, özellikle dikkati çeken notları var mı diye bakacağız. Tekrar konuşacağız. Ve yine tabii ki hafta sonu Fitch'ten Türkiye'ye kredi notu artırımı geldi. Bu anlamda Bakan Şimşek'in bir açıklaması oldu. Ülke olarak üst üste 3 kere puan yükseltilen Türkiye'nin ilk defa bir ülke olduğunu söyledi. Diğer ülkeleri bu anlamda tabiri caizse solladığını söyledi. Yani 3 kredi derecelendirme kuruluşu üst üste Türkiye'nin puanını yükseltti. Konuşacağız. Ve yine tabii ki Cuma günü tarım dışı istihdam verileri açıklanmıştı. Beklentiler altında kaldı. Bu anlamda yine bu tarım dışı istihdam verilerinin FED faiz konusunda yansımaları ne olacak? FED faiz indirimi gelecek mi değerlendireceğiz? Yine ABD'de bir resesyon korkusu var. Bu da gündemimizde olacak. Hemen değerli konuğumu sizlere takdim etmek istiyorum. Ekonomi yazarı Sayın Nazlı Sarp bizlerle. Nazlı Hanım, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi haftalarınız olsun. Hoş buldum Nurdem Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bugünün aslında önemi zaten 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu. Bu anlamda 102. yılını yaşıyoruz ve yine sizin de vesilenizle bu uğurda canını feda eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını da rahmetle anmış olalım. Bugün aslında güzel bir gün. Ama baktığımızda dün gelişen olaylarda da küçücük bir değinmek istiyorum ki 19 gündür narin kızımız aranıyordu. Acı haber dün geldi. Bugün de defnedildi. Bu anlamda Türkiye yasa bu oldu. Dileriz ki bu anlamda yine cezasını çeksinler. Ölümüne kim sebebiyet verdiyse en ağır cezayla yargılansın. 8 yaşında bir çocuk şu an mezarda değil, bugün okulda olacaktı aslında. Bunu da iletmiş olalım gündemi, çünkü sarsan ve meşgul eden bir konu. Konularımızı zaten işleyeceğiz ama bu iki konuda sizin de görüşünüz vardır. İzmir'in kurtuluşu ve Narin'le alakalı düşüncenizi alayım, sonra ekonomiye geçelim. Evet, sizin de ifade ettiğiniz üzere bugün İzmir'imizin kurtuluşu 9 Eylül. Her şeyden evvel kutlu olsun memleketimize, vatanımıza. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yine bu vesileyle tüm şehitlerimize ve gazilerimize saygı ve minnetlerimizi sunalım. Diğer taraftan hem okulların açıldığı bir gün hem de maalesef içimizin yandığı, ağladığımız, üzüldüğümüz, narinimizi kaybettiğimiz bir, evladımızı kaybettiğimiz bir gün. Hunharca kendisinin katledildiği bir gün. Dolayısıyla bu açıdan da son derece acı, zorlayıcı. Yani kendisinin bugün okula başlaması gerekiyordu. Ne yazık ki toprağa verildi. Bunun da nedenleri konusunda tabii ki çeşitli araştırmalar yapılıyor. Sizin dileklerinize katılıyorum. Başka da bir şey ifade etmeyeyim. Evet. Şimdi gelelim konularımıza. Kredi kartı döneminde yeni bir dönem var. Bu anlamda daha önce telaffuzlar vardı. Kredi kartı limitlerinde kısıtlama olacaktı. Dolayısıyla limitler indirilecekti. Taksit sayıları düşürülecekti. Bunun sizinle de konuşmuştuk. Belki illegal yollara başvurusu artacak. Kredi kartı olmayınca senet sepet işleri mi dönecek? Bu düzenlemeyle alakalı görüşünüzü almak istiyorum. Nedir fikriniz ve yakın zamanda mı böyle bir şeyle karşılaşırız? Şimdi tabii ki biliyorsunuz enflasyonu düşürmek için evvela bir iç tüketimin düşürülmesi hedefleniyor. Dolayısıyla da bu bir duyum. Öncelikle onu izleyenlerimize ifade edelim. Henüz yasalaşmış bir durum yok. Ancak bir SGK uzmanının yapmış olduğu bir açıklama, önemli de bir açıklama ki basında da yerini buldu. Dolayısıyla kredi kartı limitlerine özellikle SGK, yani ücretler bazında bir sınırlandırma getirilmesi düşünülüyormuş. Burada da tabii ki vergi kaçaklarının kontrolü esas alınacak. Ayrıca işte kredi kartı harcamaların önüne geçilmesi ve enflasyonu düşürmek için diye o niyetle kalkılacak bir durum, bir uygulama olacak diye düşünüyoruz. Ancak tabii ki ülkemizde malumunuz üzere çok geniş halk kesimlerinin zar zor geçinmeye çalıştığı üzere kredi kartına da yüklendiğini biliyoruz. Nasıl olacak bilemiyoruz, göreceğiz. Yani ben açıkçası tabii ki bunu bir tedbir olarak olumlu görmekle beraber
Tabii ki limitlerin çok arttırılması insanların zamanla fazla harcayarak çok borçlanmasına neden oluyor. Bir defa bu çok olumsuz bir durum. Vergi anlamında da bir kontrol sağlıyor. Doğru. Bu anlamda enflasyonun düşürülmesine de katkı sağlamakla beraber. Diğer taraftan da özellikle kredi kartıyla yaşamaya mecbur geniş halk kesimleri açısından da çok iç acıcı bir durum arz etmeyecektir diye düşünüyorum. Bunun yerine her zaman savunduğum üzere örneğin son gelen verilerden İsviçre saatlerinin satışının ülkemizde çok arttığını görüyoruz. Bu tarz lüks harcamalar üzerinden ve yine yoğun harcamalar üzerine bir servet beyanı esasında bir şeyin getirilmesinin daha hakkaniyetli olacağını düşünürüm nacizane olarak. Evet, bakalım, göreceğiz zaten. Şimdi OVP'ye gelelim. Geçen hafta açıklandı. Revize edildiği için yeni OVP programı olarak değiştirildi ismi. Dolayısıyla bakanların, cumhurbaşkanının olsun birçok açıklamaları oldu. Özellikle baktığımızda tabii ki 3 yıllık bir yol haritasından bahsediyoruz. Burada işte yıl bazında işte şu an enflasyon şu kadar, yıl sonunda bu kadar, diğer yılda bu kadar, şu kadar olacak diye öngörüler de belirlendi. Ve yine tabii ki asıl amacının da tek haneye enflasyonun indirilmesi gerektiği vurgulandı. Bunları zaten öncesinden de ekonomi kanadındaki özellikle Mehmet Şimşek'in de ifadeleri bu yöndeydi. Şimdi yine beklenti 2024 büyüme beklentisi düşürüldü. Bütçe açığında pozitif beklenti ön plana çıktı. Cari açık beklentilerinde bir iyileşme söz konusu. Nedir sizin OVP ile ilgili görüşleriniz? Sizce doğru bir adım mı? Bütün maddeleri değerlendirdiğinizde, baktığınızda ama bu şekilde olmamalıydı dediğiniz bir şey de var mı? Şimdi bir defa bu defaki OVP verisi oldukça önemliydi. Bunun sebebi de daha önceki yıllardaki OVP'deki hedeflerle, tahminlerle gerçekleşenler arasında çok ciddi bir ayrım söz konusuydu. Dolayısıyla eski önemine, yani eskiden o kadar önemli bir durum olarak karşımıza çıkmıyordu. Fakat bu defaki OVP özellikle hepimiz çok heyecanla bekledik. Çünkü biliyorsunuz Haziran 2023'ten itibaren farklı bir politikaya geçildi. Geleneksel iktisat politikalarına geçildi ve enflasyonla mücadele dönemi başladı. Şimdi burada ben çıkarsamalarımı madde madde kısaca söyleyecek olursam, öncelikli olarak OVP'de bir defa hükümetin hem Sayın Ekonomi Bakanı Şimşek'e hem de Merkez Bankası'na tam bir destek verdiğini görüyoruz. İkinci olarak OVP'deki hedeflerin, yani tahminlerle gerçekleşenler arasında tutarlılık olduğunu görüyoruz bu bağlamda. Yani gerçeğe yakın bir takım tahminlemeler, projeksiyonlar söz konusu. Diğer taraftan tabii ki enflasyon, büyüme, cari denge, mali denge, işte milli gelir vesaire pek çok konudaki Türkiye'nin 3 yıllık yol haritasını gözümüzün önüne koydu. Şimdi burada nasıl derseniz enflasyon tahminlerinin yukarı doğru revize edildiğini, büyümenin de bir miktar aşağı doğru revize edildiğini en başta gördük. Burada ben bu sene artık geçti sayılır ama önümüzdeki sene için özellikle 2025 yılında hem %17,5'a enflasyonun indirilecek olması hem de %4'lük bir büyüme kaydedilecek olması bir miktar iyimser olarak bulunabilir. Çünkü takdir edersiniz ki enflasyonla mücadele dönemlerinde azalan taleple beraber büyümeden de bir miktar feragat edilir. Ancak biz OVP'de genel anlamda gördük ki büyüme oranlarıyla işsizlik oranlarının tek haneli bir biçimde seyretmesi düşen enflasyona karşılık bir tezat oluşturuyor. Burada biraz iyimserlik söz konusu. Ancak maliye tarafına bakıldığında, bütçe tarafında aslında bize şöyle bir sinyal veriyor. Önümüzdeki yıllarda mali sıkılaşmanın giderek daha da artacağı sinyalini aldım ben. Çünkü oradaki özellikle giderler kısmındaki düşüş oldukça belirgin olarak karşımıza çıkıyor deprem harcamaları hesaba katılmadığında. Diğer taraftan yine ikinci çeyrek büyüme verilerini biliyorsunuz karşılamıştık. Burada özellikle dış ticaret dengesinin bir büyümeye katkısı söz konusuydu ama bunun detayına baktığımızda ihracat artışından ziyade ithalattaki düşüşün buna destek verdiğini görmüştük. Şimdi burada da ihracatta bir artış hedefi var. Tabii ki doğal olarak cari dengede de bir düşüş şeyi var. Ancak burada tabii ki biz biliyoruz ki ülkemizin maalesef ekonomik, yani yapısal olarak ekonomisi incelendiğinde büyüme dönemlerinde maalesef cari açığı
arttırıyoruz. Ekonomimiz o yönde ilerliyor. Bu da zaten enerji başta olmak üzere ithal bağımlılıklarımızdan kaynaklanıyor. Dolayısıyla burada büyümeyle beraber ithalatta da bir miktar artış olacaktır. Bunu da nasıl halledebileceği konusunda açıkçası soru işaretlerim var. Diğer taraftan verimlilik artışı gibi, dijitalleşme gibi çok önemli konularda Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıklamalarda bulundular. Bunları çok önemsiyorum. Ancak tabii bunları biraz daha detaylı bir şekilde görmeyi sanıyorum herkes arzu ederdi diye düşünürüm. Evet. Şimdi yine Cuma günü önemli bir karar verildi. Türkiye'nin kredi notu Fitch tarafından yükseltildi. Beklentiler doğrultusundaydı zaten. Az önce ben de programın başında girizgah olarak belirttim. Mehmet Şimşek dedi ki ülke olarak üst üste kredi derecelendirme kuruluşlarından puan artışı tek ülkeyiz dedi. İddialı bir açıklama. Doğru da bir açıklama. Bunu nasıl yorumlarsınız? Yine Fitch'in kredi notunu da sormak isterim tabii. Sayın Bakan'ın söylediği ifade doğru. Ancak bakıldığında tabii ki ülke puanlarımızda ne durumda olduğumuza bakacak olursak, örneğin son Fitch not değerlendirmesine bakıldığında, bunun ayrıntısı incelendiğinde, şimdi bizim çok yüksek spekülatif bölgeden spekülatif bölgeye geçtiğimizi görüyoruz. Yani yatırım yapılabilir seviyenin hali hazırda Fitch'te 3 basamak altında, Moody's ile S&P'de ise 4 basamak altındayız. Onlarda notumuz hala yüksek spekülatif bölgede. Şimdi hal böyle olunca aslında tabii ki doğrudur. 3 not arttırımı birden gelmiş oldu bir sene içerisinde. Fakat bu tabii ki dipten yukarıya doğru bir dönüş olarak görülebilir. Şimdi Fitch not artışımı neden yaptı? En güçlü notlama aslında KKM'deki düşüş ve rezervlerdeki, döviz rezervlerindeki artıştan kaynaklanıyor. Orta not aldığımız kısımlara baktığımızda işte cari dengedeki düzelme, fakat bir taraftan da dövizli borçların artışı söz konusu edilmiş. Mali sıkılaşmanın devamı, işte bütçe dengesinin düzelmesi gibi konular, bunlar açıkçası orta şekilde notlandırılmış. Ama bir sıkılaşma beklentisi devam ediyor. Benim buradan çıkarttığım açık mesaj, şimdi biz sene sonunda bir Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekliyoruz. Ancak burada özellikle Fitch'in özet, yani rapor özeti kısmında şunu belirtiyor ki hem mali hem de parasal sıkılaşmanın devamının gelmesi halinde bu not artışı bir dahaki sefere yapılacaktır gibi. Yani dolayısıyla burada aslında erken bir faiz indirimi arzu edilmeyen tarafta ve özellikle de sıkılaşmanın hem mali hem de parasal tarafta devam etmesi bekleniyor. Yüksek riskli kısımlarda ise özellikle sürdürülebilirlik konusunda, kurumsal yönetişim konusunda, işte hukuk dediğimiz, yönetişim dediğimiz konularda biraz riskli görülmüşüz. Diğer taraftan jeopolitik risklerin artışı noktasında da yine Türkiye'nin tutumu aslında bir düşük not alan taraf olarak görülmüş. Yani aslında bir de biliyorsunuz görünümümüz burada şu anda negatif. Görünümün negatif olması tabii aslında herhangi bir iyileşme olmazsa bu bahsedilenlerde hem parasal anlamda, yani ekonomik anlamda, hem de diğer o işte sürdürülebilirlik olarak kastettikleri, o kurumsal yönetişim olarak ifade ettikleri yönetimle alakalı kısımlarda bir pozitif bir yükseliş söz konusu olmazsa, ki onların istediği manada. Yani bunun içerisinde biliyor musunuz? Sadece notlar makroekonomik göstergelere göre verilmiyor. Aynı zamanda ülkenin içinde bulunduğu işte siyasi yönetim, yani verdiğim gibi alırım da deniliyor. Konulara da yönelik olarak veriliyor. Yani tabii ki Fitch'in tutumu malum Batı'nın tutumudur. Dolayısıyla işte Türkiye'nin İsrail meselesindeki tutumundan tutun da Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumuna kadar aslında her şey burada notlanıyor. Bunu da izleyicilerimize açık bir şekilde ifade edelim. Evet, şimdi gelelim tabii ki ABD'ye gelelim bir. Şimdi ABD'de sizinle daha önce de konuştuk ve sizin söylemlerinizde de Cuma günü tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Siz yine yaptığımız yayınlarda özellikle belirtiyordunuz bunun FED faiz kararıyla alakalı çok büyük sinyaller vereceğini, yine altında önemli veriler geleceğini, altını çok etkiliyor ya tarım dışı istihdam. Dolayısıyla baktığımızda tarım dışı istihdam biraz beklentilerin altında geldi, öyle değil mi Nazlı Hanım? Ve yine ABD ekonomisinde resesyon korkusu da var. Böyle bir paket halinde bunları bir değerlendirmenizi isteyeceğim. FED faiz indirimi gelir mi önümüzdeki hafta? Yani 18'inde, bu ayın 18'inde büyük olasılıkla FED'den artık bir faiz indirimi geleceği ve bunun da artık faiz indirim döngüsünün bir başlangıcı olacağını söyleyebiliriz.
Hatta açıkçası 2 yıl içerisinde 200 bas puanlık yani bir faiz indirimi beklentisi hakim. Hı hı. Şimdi normal şartlarda 25 bas puanlık bir faiz indirimi bekleniliyor 18'indeki toplantıda. Ben de öyle düşünüyorum. Ancak son dönemde sizin de ifade ettiğiniz gibi tarım dışı istihdamın beklentinin altında kalması acaba bir durgunluk mu geliyor korkusunu beraberinde getirdi. Çünkü bu sadece tek bir veri de değil. Aslında öncesinde bir yıllık tarım dışı istihdam verisi 818 bin kişi aşağı yönlü revize edilmişti. Evet, doğru. Şimdi bunun aşağı revize edilmesi demek aslında çok ciddi manada işsizliğin daha yani sanıldığından ya da işte verilerle servis edildiğinden çok daha yüksek bir boyutta olduğunun göstergesi demek. Hal böyle olunca bu da zaten ara ara bir son yıllarda bu politika başladığından bu yana Amerikan ekonomisinde bir durgunluk korkusu ara ara hakim oluyor, ara ara düşüyor. Şimdi yine o dönemdeyiz esasında. Bu da bir durgunluk korkusu mu tetikledi. Çünkü geçmişe bakıldığında özellikle 2001 ve 2007 yıllarında yine aynı buna benzer verilerle FED faiz indirimine başladıktan birkaç ay sonra durgunluk gelmiş. Evet. Yani yine bunun gelmeyeceğini garanti edemiyoruz. Ancak şu aşamada tabii ki 50 bas puan faiz indiriminin de olasılığı artmış durumda diyebilirim. Tabii ki faiz indirimlerinin oluşması Türkiye açısından ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından pozitif olarak kabul edilir. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor. Bu seneki verinin bir farkı daha var. O da Kasım ayında ABD'de yapılacak olan genel seçimler. Dolayısıyla bu genel seçimler de haliyle belirsizlik ortamını besleyen ve altın gibi, dolar gibi güvenli limanlara da akımı kolaylaştıran bir faktör. O yüzden de biz açıkçası bu seneyi biraz borsamızda özellikle temkinli bir biçimde kapatacağımızı söyleyebiliriz. Evet, çok teşekkür ediyoruz Nazlı Hanım değerli bilgileriniz için. Yeniden görüşmek üzere, kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Ben çok teşekkür ederim efendim, sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Evet değerli izleyiciler, bugün de ekonomide gündemde değerli konuğumuz ekonomi yazarı Sayın Nazlı Sarp'la ekonomide öne çıkan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştık. Saat başında ana haber bülteninde sevgili Cansu Oktay sizlerle olacak. Tabii ki gündemin öne çıkan gelişmeleriyle birlikte yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına iyi bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.